Ece selam canım. Hoş Çok geldiniz çok öğretmenim. çok yoğun, çok yorucu bir gün geçirdik. Evet, hepimiz Yani hocam, kaç kişiyle hepimiz. telefonlaştığımı ve kaç veliyle görüştüğümü bilmiyorum. Çok çok yoğun ve yorgun bir gündü. Ben de hocam bugün 3 kere şarj ettim telefonumu, öyle söyleyeyim size. Dekora Evet. gidiyoruz. Bir veliyle ortalama aynı veliyle bile hani 20 kere konuştuğumda olduğu düşünsene hani öyle bir şey düşündüğünde Akşam gece kaça kadar sürdü hocam? yani çok uzundu. Hala bugün de öyle olacağına inanıyorum ama seve seve hiç asla yüksünmüyorum. Keşke bir faydamız Sinirle. oluyorsa ne mutlu. Bugünü nasıl yaşadığımız? Sabah Evet, çok bugünü bir nasıl kere yaşadık hocam? ha şimdi dün Erkenden asil ve kalktık. yedekler Ece dün asil ve yedekleri gördük. Tabii Evet. hemen bir panik. Veli diyor ki ben asilde yokum. Yedekte de iki yüzüncüyüm. Ya Bu da iş olmaz. işte 170'inciyim. Bu iş olmaz. Ben gideyim en iyisini. Beni kabul eden ama hiç düşünmediğim şu okula yazılayım. Aman hayır 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 lütfen. Hemen Durun, durun, hemen sakin olun. yapmayın. Boşu boşuna bir %10 yakmayın. Bir durun bakalım diyerekten. Bugün pek çok kişiyi durdurduk. Ve iyi ki de durdurmuşuz. Çünkü bir bakmak da lazım. Kaç kişi kaydoldu? Saat 11'de gönderdim. 12'ye kadardı ya asiller. Evet. 11'de yolladığımda enteresan rakamlar vardı. Yani 11, saat 11, artık 12, bir saat kalmış. Üsküdar'da ve Alman'da, hatta Robert'te hani kayıtlar sayıları çok azdı. Evet Özellikle hocam. Üsküdar'da toplam kız erkek 30 kişi falan vardı o asillerin sonuna yaklaşırken. Dolayısıyla saat 12'de bitti. İşte alabildiklerimizi aldık ve anlık değişim olduğu için yayınlamadık. Şu an mesela ben bir sayı vermek istemiyorum. Çünkü ben konuşurken bile sayı değişiyor. Neden Ama ben hemen diyeceksin? şunu duyuralım. Biz zaten paylaşımları sevgili izleyiciler saatlik ve günlük yazarak veriyoruz. Mesela bugün arada bir paylaşım yaptık. Hocam yeri gelmişken hatırlatalım izleyicilerimize. Hem tarih yazıyor hem de 14.45 itibariyle diyor. 46'da çünkü fikirler, şeyler, koşullar Çok doğru. değişebiliyor. Yorgunluğumuza da versinler, kusura da bakmasınlar sürçülisan ediyorsak ama yani elimizden geldiği kadar dikkatli bir şekilde bunları yazmaya çalıştık. Bu akşam da yine biraz daha geç saatlerde yapalım diye konuştuk değerli hocam. Eğer Mesela siz de aynı şimdi fikirdeyseniz, yani bence de saat öyle. 11 gibi falan bir liste, bir tablo yayınlayacağız. Lütfen takipçilerimiz saat 11 civarındaki yayınlayacağımız bu tabloyu beklesinler ve dikkatle incelesinler. Buyurun hocam. Aslına bakarsan bu tablo bize çok açık seçik bir şey göstermeyecek. Neden diyeceksin? Aynı öğrencinin bugün birkaç okulda kaydı var. Kaydı derken gerçek kaydı var. Daha Neden? okula Kendi okulunda yansıtmadılar ama okullara kayıt tabii. oldular. Kendi okulunda zaten kayıtlı. Hani bir B planı olarak. Sonra gitti A okuluna gitti ve kaydını yaptı. O anda bazı çocuklar öyle. Baba da öbür okula yapmış. C okuluna derken şu an aynı öğrenci 3 ayrı okulda kayıtlı görünüyor. Ne zaman? Yarın hangisine karar verecekse gidip diğerlerinden alacak ya da işte telefon Okul işte açacak. arayacak. Diyecek ki e-okula girişinizi yapmaya çalışıyoruz sizin. O yüzden lütfen diğer okullardan kaydınızı çekin, bizde kalacaksanız. Üsküdar'da Peki. kayıtlı. Ama Robert'te sırası geldi. Benim bildiğim bir öğrencimiz. Şimdi bu çocuk bugün itibariyle Üsküdar'da kayıtlı görünüyor. Robert'e de geldi sırası. Bu en üstteki örneği veriyorum. Şimdi San Jose'e kayıtlı. Ama Üsküdar'a geldi sırası. O da öğrencimiz. Biliyorum. Ve yarın ya da bugün söyledi alınacak. Yarın alacak ya da dilekçe verecek. Ben Üsküdar'a kaydoldum. Kaydımı çekiyorum diye. Dolayısıyla bugünkü vereceğimiz o akşam hani gece ancak herhalde hepsini toparlayacağız. Vereceğimiz listenin de yarın değişeceğine inanıyorum. Yani o bugün çok net değil. Onun için her gün takip etmeye devam etsinler. Bugünkü tablo yarın değişecek. Yarınki tablo da çarşamba değişecek. Yani bu iş cumaya kadar git gel git gel dol boşal dol boşal olacak diye düşünüyorum. Onun için takibe devam.
Yedeklerde bekleyenler için ayıp demiş. Aslında çok iyi anlıyorum o duyguyu. Yani niye aynı anda birden fazla okulda? Ama bu oyunun kuralı da biraz böyle. Burada sabırlı olmanız lazım Seda Hanım. Yani gerçekten hiçbir şeylere kızarak değil, o süreci dikkatle Şimdi izleyerek yedeklerin tabii şöyle bir olumsuzluğu devam var Ece. edeceğiz. Yani çok haklılar. Haklılar tabii Düşünsene, ki. bir okulda asildesin. Sen Beynoğa'da asildesin. Damdesyon'da yedektesin. San Josef'te yedektesin. Avusturya'da da Yedektesin. yedektesin yani diyelim. Şimdi sen ne yapacaksın? 12'ye kadar sen Beynoğa'yı yakalayamayacaksın. Yani kaçırma ihtimalin var. Peki ne yapacağım ben Damdesyon? Avusturya, San Josef. Şimdi ben bunların her biri için birine babası gidecek. Birini bulacağım, birini bulacağım. Ve noterden tasdikli bir vekaletname çıkaracağım. İnsanları göndereceğim. O kadar aynı anda bu işi benden istiyorlar ki. Yani okullar diyor ki hepsi. 1.30'da kardeşim burada ol. Yedek misin? Bekle gece akşama kadar. Bekle. Sana söyleyeceğim işte sen bu saat, sen bu saat. Yani daha onları daha az yoran bir sistem olur muydu? Olabilirdi belki ama bugün hani bir çocuk için 3 kişi gerçekten büyük bir efor sarf edildi. Bir kısmı sevindi, sevinç gözyaşları oldu. Hepimiz çok mutlu olduk. Bir kısmında beklentinin altındaydı, üzüldü ya da ne yapalım dedi yani. Bu da bizim isteğimizde oldu. Ben hala onların o ya işte ya bu muydu diyen bir grup var ya. İşte ben Onların bir Üsküdar şansı olabilir. bekliyordum ama ben şimdi Avusturya'da kaldım. Avusturya bekliyordum, San Josef'te, Damdesyon'da kaldım diyenlerin takibi bırakmamalarını istiyorum. Sakın bırakmayın. Onlar tekrar bir yukarı yukarı gittiklerinde takip eden kazanır. Ama lütfen bu takipte de okulların weblerini sımsıkı takip edin. Kim geldi, kim şu anda aynı okul, farklı okullardaki çocukların seyrelmesini, çıkmasını iyi takip edin. Ama tabii bu bir daha puan düşer mi? Bir daha puan düşer mi? Ya da çağrılan çocuklardan okul dolar mı? Tekrar aşağı iner mi? Ben hani bazı okullar için bekliyorum. Ama bazı okullar için de beklemiyorum açıkçası. Onun için de hani dikkatli takip ama B planı mutlaka yapılması lazım diye düşünüyorum. Hoş geldin Yeşim Hocam bu arada. Merhaba. Seni de davet etmek istedik Bugün ki evet bugünün Ece, kahramanlarından bugün evet. aynen bugün Yeşim çok gerçekten Çiğdem Yeşim olağanüstü Uğur Uğur tabii yani ki. bir 5 dakika bana veremediler. O kadar yoğunlardı ki Evet, onlara evet hocam. gönül dolusu, kucak dolusu teşekkür ediyorum. Müthiş bir Teşekkürler. ekip, müthiş bir ekip. Bence çok Yeşim, güzel, değil mi? Yeşim, Uğur şimdi yine devam edecekler çalışmaya şeyden sonra. Akşama hani saat 10 inşallah biter. Hepsini halleder, duyururuz velilere. Ama Evet. dediğiniz gibi bu duyurularda her zaman net sonuç değil, yolculuğu görüyor. Bunu bir kez daha Evet. izleyicilerimize hatırlatalım. Bir tablo hazırlıyoruz. Bu tabloları günlük hazırlıyoruz. Hatta bazen günde bir iki defa yorumla destekliyoruz. Fakat bunlar bir sonucu değil, bir sürecin izini gösteriyor. Sürecin o andaki, o dakikadaki kırılımını gösteriyor. Bunların hepsi Yasemin Hocam'ın da gerçekten güzel anlattığı gibi, hakkıyla anlattığı gibi değişecek. Peki Yeşim, sen bugünü nasıl özetlersin? Nasıl geçti? Gün geçmeyen bir buçuk gün yaşıyorum, öyle diyeyim. O kadar hani heyecanlı ve bir o kadar bu mezun ettiğimiz her yıl çocuklarla yaşadığımız çok özel bir duygu bizler için. Gerçekten buna sahip olduğum için de çok büyük bir gurur duyuyorum Ne kurumumuz güzel. adına. Yani hepimiz çok güzel ekip arkadaşlarıyız ve bunu hissettiriyoruz ki velilerden bu teşekkürleri alıyoruz. Çok mutluyum gerçekten. Öncelikle bizimle oldukları için tüm velilerimize ve bütün bir yıl bu yükü bizimle paylaştıkları için tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Yani çok duygusal bir Çocuklarımız günde yaşıyorum kendileriyle gurur duysunlar. Öyle güzel şeyler yapmışlar ki bütün Türkiye
Türkiye'deki evet. çocuklardan bahsediyorum. Öyle güzel tabii bir ki. Sınav evet. süreci yaşıyoruz evet. ki onların evet. bu yani kendileriyle gurur duysunlar. Onların yaşattıkları şeyin içinde bir izleyicimiz sormuş hocam bu koşturmayı öğrencileriniz için mi yapıyorsunuz demiş. Aynen öğrencilerimiz için yapıyoruz tabii ki çünkü onlar hak ettiler yani. Büyük bir sınav aslında Ece, aslında çok güzeldi. Aslında biz öğrencilerimiz için yapmıyoruz aslında Ece. Bütün öğrenciler için yapıyoruz. Bütün hani kendimize bir dokunduğumuz öğrenciler var, bir de dokunamadıklarımız var. Aslında maalesef. Dokunduklarımıza zaten işte Zoom üzerinden şeyler yayınlarla soru cevap. Ama şu senin önderliğinde yaptığımız bunlar bütün Türkiye bence şu anda hakikaten bundan yararlanıyor ve bunu istiyoruz zaten. Programı kaydeder misiniz diye sormuşlar. Bir saniye şimdi programı kaydeder misiniz demiş bir izleyicimiz de. Tabii ki kaydediyoruz. Unutmayın. Biz son 4 yıldır bu işi yapıyoruz. 4 yıldır bütün yayınlar zaten kayıtlı bir şekilde Instagram'ımızda IGTV'de var. Bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Pardon Yeşim'cim. Yok estağfurullah. Ya ben gerçekten çok heyecanlıyım. Ondan böyle araya giriyorum. Ben özür dilerim. Yani dünden beri dün saat böyle herhalde 8'den beri hiç susmayan. Aynı zamanda saat özellikle 12'den sonra hocam ne zaman yayınlanacak listeler. Hani elimde bir sihirli değnek olsa da keşke hadi bütün listeler aynı anda yayınlansa falan dedim. Yayınlanmayayım dedim. Ayrı bir sıkıntı çekiyoruz falan. Bütün listeler yayınlanıyor. Sonra bir de bunların hani öyle hoş bir şeyleri var ki. Yani kimse bu listeleri birleştirmesinde uğraşsın herkes falan. Ya amacımız o zaten listelerin hepsini tek bir liste halinde görebilmek keşke. Bir uzun soluklu onlarla boğuştuk. Yani bayağı bir böyle hep herkese verdiğimiz yorumlarda buraya gelip bizden danışmanlık özellikle alanlarda da öyle. Yani kesinlikle beni oradasın diyebilmem için. Bizim onu görmemiz gerekiyordu. Kesinlikle nasıl? Yani bugün mesela hani Melih Beyciğim'in kulakları çalmasın ismini de anladım ama inşallah izliyordur. Ve bir tarafta hani ya içeridesiniz dert etmeyin yani 274 gelecek yani 274. Ede gelecek Üsküdar. Gerçekten gelecek. Hocam nereden biliyorsunuz? Yok bayılır. Şeyi anlamak yani, çok zor Yeşim. Yani gerçekten hocam demin söyledi ya 200. yedekteyimi algılamak çok zor. Benim de yıllarımı aldı bunu anlamak. Yani onun nasıl eridiğini görünce çok zor. Evet. Ya bugün mesela şeyde sen bu şeyde işte yine 287. yedekte. Sen benim orada işte 393. yedekte bir vereyim. Şimdi bir bakıyorsunuz sen diyor ki hocam ne yapayım şimdi ben beni oraya geldim kayıt yaptırayım bu şeyi geldim bunu şöyle yapayım. Ama bekle diyorum Notre Dame de Sion'da da 400 küsürsün gelecek yani. Vallahi hiç gelecek az kaldı. Bizim gibi böyleydi yani. Aynen. Tabii büyük de bir sorumluluk. Şimdi onları bekliyoruz. İtalyan'da evet, 4 kişi kayıt çeker mi sorusuna mesela nasıl cevap veriyorsun Yeşim? Kesinlikle çeker. Yani sen neredeler veriyorlar? Yani çok rahat cevap veriyorum. Çünkü şurada üst tarafa baremden başlayalım. Onlar oturmadan olmayacak. Robert hala bitirmedi bir taraftan. Hani İtalyan'da kayıt çekecek tabii ya sen biz belki yayındayız şükürlerde yavaş yavaş Robert bitecek. Üsküdar bitecek. Alman bitecek. Bakın Alman bitmeden hiçbir şey olmazdı. Tabii ki. Biz de gidelim bunlarla yavaş yavaş bunlar bitecek demektir. Onlar yerleşecek ki ondan sonra İtalyan durulacak. İtalyan'dan çok kayıt çekilecek. Hatta yarın San Josef'ten 30-40 tane kayıt çekilecek. Notre Dame dosyana gireceksiniz. Bir bakacaksınız. Aa yarın kaç tane birden alınmış ki? Bugün bence aslında önceki yıllara göre çok daha fazla yaptı. 6-7 evet. kayıt yapardı. 24 kayıt gördük yani öğlen saatlerinden önce 22-24 kayıt gördük. Şimdi bakalım bir benimiz Robert kapadı demiş. Evet ben de bekliyorum kapamış olmasın. Gerçekten. O heyecanla bekliyoruz. Şimdi muhtemelen yayından sonra da bakalım kaçta kapatmışlar. Kaçıncı yedeklerini almış. Bunlar bizim için yarına çok büyük ışık tutacak. Şimdi bu gece onların analizleri bizim için önemli. Robert kapadı. Ama şu anda ben tabii özür dilerim aldım mikrofonu Yasemin Hocam ama şimdi ben Robert kapadı. Yani şu an Alman, Üsküdar ve San Josef'ten kayıtlar henüz çekilemediği için maalesef hani Yasemin Hocam'ın anlattığı o güzel şeyi yaşıyoruz. Yani ironi yapıyorum tabii güzel derken. O güzel. Ya o bir fırsat güzel... demek. Bana da güzel geliyor. Maalesef. Yani. Hala umut demek. Çünkü. Maalesef öyle. Çocuklar, Robert bitmeden. Evet. Robert doğmadan.
Aynen. Hep söylüyoruz ya çocuklar, Robert dolmadan Üsküdar Alman da olmaz. Olmaz. Üsküdar Hocam Alman da Üsküdar olmadan. rektör saat 3'tü galiba kapattı kızları. Saat 3'tü. Yanlış hatırlamıyorsam. 3 çeyrek falan geçiyordu. Kızları kapattı. Erkeklere geçti. Kızlardan bütün listeyi aldı ama bu arada. Yedeklerin tamamını aldı. Ve hani açık kontenjanı var. Şu anda bekleyeceğiz. Duyurulan açık kontenjan acaba kaç olacak? Herhalde 20-25 civarında açık E tabii kontenjan olacak. çıkacaklar yukarıya onlar şimdi. Okey. Tabii Yani tabii. beklediler. Son dakikaya kadar kapıda bekliyor şu anda benim bir tane yedeğim. Bence o da girecek. Yani en son biz yayına girmeden evvel saat 5'te duyurulan, 6'da da duyuruldu. Biz yayına girdik, göremedim onu Üsküdar'da şu anda. İki, saat 5'te 205 erkeklerden 208 kızlardan içeriye girdi Üsküdar'da. Şimdi saat 6'da biz yayındayken muhtemelen duyurulmuştur. Sonrasında da yine onu paylaşırız. Yani bitecek mi bu? 6'da belki Üsküdar Alman Robert bitecek. Ama 9'a kadar şey devam edecek. Fransızların kayıtları devam edecek. Bu yüzden biz de geç saatlerde yayınlamayı tercih Herhalde etmeliyiz. 11 gibi, 11 gibi 11 şey gibi. yaparsınız diye düşünüyorum. Hazır olur diye Yaparız düşünüyorum. diye düşünüyorum ben. 11 gibi yaparız diye düşünüyorum ben de. Bana Yapacağız. Güçlüyüz biz. atmayın. Geçin. Evet, yapacağız tabii. Eski yıllarda ekranda uyumuşluğumuz vardı Uğur'la ve Ay şeyle Yeşil'le tabii yani böyle hani hakikaten yorgunluktan uyumuşluğumuz ya, vardı. Yapacağız. Bu yıl telefonla mı herhalde. uyuyorum? Evet. Ama şu da var yine hocamın dediği gibi burada yine mükerrer kayıtlar olacağı için bu sayıları temkinli okuyacağız yarın sabah. Yarın biraz daha gözümüz sayılarda olacak. Öğlen gibi belki yine öğleden sonra bir yorum paylaşırız. Bu arada eğer siz de çok beğendiğiniz tercih dönemi, ön kayıt tercih kayıt dönemi fotoğrafı varsa lütfen bize gönderin. Instagram'da sizin şeyinizle yayınlayalım, etiketinizle yayınlayalım. Bugün bir Alman dizisinin önünden bir velimizin yolladığı kalabalığın fotoğrafını kullanıp yorumları yaptık. Eğer siz de benim de katkım olsun Fakkan okuluna derseniz bir fotoğrafınızı bekleriz efendim. Hocam okulda da benzer bir süreç var değil mi? Hani Uğur tarafında, Uğur da çok yoğun. Tabii, aynen. Şimdi o da girdi galiba yayına. İstiyorsan al. Bugün ne İzliyor. yaşamış? Yo, Bugün ne yaşamış? yazıştım. Şu anda beni öldür daha iyi dedi. Yani çok kötü bir vaziyetteyim dedi. Tamam. Yazıştım arabaya Çok biniyorum. yoğundu. Evet. O bir yandan da okulun biliyorsun tercihleri de vardı. Hani hem bu özel okullarla ilgili veli görüşmeleri, ardından bir de tabii Anadolu Lisesi tercihleri başladı biliyorsun. LGS tercihler de başladı aynı anda. Bir yandan da onları yapmak, hangi okula çocuk uygundur, oradaki okulları anlatmak Uğur'u bayağı bir yordu. Şimdi tabii ben şöyle bir şey yapalım dedim. Bu tercihlerle ilgili gerçekten çok güzel bilgi verecek sevgili Mehmet Hoca'yı alalım. Tercih, hani ben özel okul istemiyorum ya da özel okulla çocuğumu gönderemiyorum diyenler için de çok güzel bir LGS tercih saati ayarlayalım. Evet, çok Böylece soran de oluyor. Resmi okulları hiç konuşmayacak mısınız diyenler tabii artık ki konuşacağız. konuşacağız. Onu da hafta sonuna kadar konuşacağız. Tabii. Yarın Mehmet Hoca ile bir Tabii. yayınımız olacak saat 18'de. Yine bu detayları konuşacağız. Ve tabii ki yine sizin 7-24 sorularınızı cevaplayacağız. Yeşilciğim bir şey söyleyeceksin. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Çok küçük Hı. araya gireyim. Avusturya ile ilgili bugün bizim velilerimizin de kafası çok karışıktı. Hocam Onu izninizle orayı soracaktım bir ben de. açıklar Çok iyi konuşalım. olur, Evet. çok iyi olur. Burada da çok fazla hani soru var alt taraftan görüyorum bir taraftan da. Şimdi Avusturya Lisesi'nin takvim farkı diyoruz ve biz aslında bütün herkes için, bütün okullar için yani takvimleri lütfen iyi inceleyin derken saatlik farklılıklar bile olabiliyor. Fransızlar 9'a kadar işte Alman Avusturya 6'ya kadar ön kayıtlarının yedeklerinin tamamını alıyorlar şu anda. Avusturya için farklı olan takvim şu, tekrar ediyoruz bunu. Bir kere ön kayıt aldı, bir kere. Bir daha ön kayıt almayacak. Hani bunun altını çiziyoruz. Bir kere ön kayıt aldı ve bu listeyi cuma öğlene kadar güdecek. Ne yapacak? Kontenjanını doldurana kadar bugün öğlenden sonra birinci yedek liste diye ilan etti açık kontenjanını. Sabahtan 19 kaydı vardı. Geriye kalan için yani o 19 kaydı yaptıktan sonra geriye kalanlar için dedik ki gel birinci yedek listemiz. İçeriden kaç kayıt aldığını şimdi birazdan öğreneceğiz onun da.
Ve yarın için ikinci yedek liste. Burada 19 değil de 5 kayıt daha aldı. Belki topladınız ne yaptı? 24 yaptı. Ve çıkartın yine toplam kontenjanından geriye kaç kişi kaldıysa o kadarını ikinci yedek liste sabah. Öğlen üçüncü yedek liste şeklinde devam eden bir akışı var. Ve bu akış üzerinden gidiyor. Yani Avusturya 450 taban puanının çok üstünde kapatacak. Yani 450 taban puanının çok üstünde derken geçen yıl 0.81, 0.76 ve 0.81 çok rahat girmişti. Bu yıl yine aynı yüzdelik dilimlerine karşılık gelecek belki puanlar. Belki bir tık daha Avusturya'ya ve Almanya'ya olan rağbetle yukarıda kalacak da 0.60'da kapatacak. Yani bu muhtemelen karşımıza gelecek olan bir şey. Çünkü Alman'da da benzer şeyler. Burada tabii özür dilerim Ece. Şey yaptılar. Buradaki bence en önemli faktör okulun ücreti. Yani okul ücreti İtalyan'da, Alman'da ve Avusturya'da diğerlerinin çok altında. Dolayısıyla bu da çok önemli bir etken çabucak dolmasında. Evet. Avusturya eğer o çağırdıklarında dolduramazsa Yeşim, diyelim ki evet, dolduramadı. Ondan sonra bir puan açıklamasını yapar mı diyorsun? Hocam ona kalmaz. Yani kimseyi umutlandırmayalım. Yani 450'nin altında düşmeyecek Avusturya. Ama evet, teknik olarak eğer hepsini çağırdı bütün listesinde hala açık kontenjanı varsa daha sonra bayramdan sonraki süreçte nakil döneminde serbest kayıt dönemine benzer bir şekilde işleyen bir sistemi olacak. Yani beyan edecek açık kontenjanın bu şu tarih itibariyle ön kayıtları alacağım ve aynı sistemle yani serbest kayıt sistemini de isterseniz çok küçük söyleyeyim yine hızlandırılmış bir sistem. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Hiçbir farkı yok. Sabahtan ön kayıt, öğlen asıl kayıt, öğleden sonra yedek kayıt şeklinde. Eğer Avusturya'nın böyle bir imkanı olursa tabii ki yapacak ve kaydını dolduracak. Ama Avusturya ama genelde büyük düşük açıkladı. Evet. Geçen yıl da aynı şey oldu. Yani, çok düşük açıkladı. İnsanlar çok sevindiler. Biz de ön kayıt listesine girdik diye ama öyle olmadı. Gördüğünüz gibi. 470 minimumu göreceğidir Avusturya'nın önce. Evet. Biraz evet. İtalyanları da konuşalım mı? Çok sorular geliyor İtalyanlar. Tabii ki İtalyanlar biraz daha burada bu yabancı özel okullardaki yerleşmede en sonu beklenilen okullar oluyorlar. Tabii en son kaymak o orada bitiyor. O yüzden biraz biz böyle çok İtalyan okulu demiyoruz ama hani genel olarak rakamlar beklediğimiz gibi mi gidiyor? Ece şöyle söyleyeyim. İtalyan Lisesi ve Galileo Galileo. Yani şurada bir kaç senedir çok ciddi bir şey tutturdu. Yüzelik dilime oturdu. Ondan önceki yıllarda hatırlıyorum o kadar az tercih ediliyordu ki yani çok düşük puanlarla, çok düşük yüzeliklerle İtalyanlara girmek mümkün oluyordu. Hatta sen Michele. Şimdi bu yabancı okul tercihi Türkiye'de gün geçtikçe daha artmakta. Okul fiyatı ne olursa olsun bunun sebebi de bir araştırılmalı. Araştırma konusu bence. Yani yabancı okullara rağbet niye artıyor ve neden bu sıralama gittikçe yukarı çıkıyor? Hani ben anlıyorum yukarıdaki gerçekten okulları da. Gerçekten araştırmalı mısınız sizce yani? Fransız ve İtalyan. Yani. Hani biliyoruz biz de biliyoruz ama bunun bence tekrar söylenmesi ve bu gerçekle yüz yüze gelmek gerekiyor. Aynen hani ne istiyorlar? Yani liseyi şurada bir ara geçit olsun. Ondan sonra biz çocuğumuzu işte parasız Almanya'da, parasız İtalya'da okutabilir miyiz acaba şeklinde insanların şu an görüşü. Hani umut öyle diyeyim. Dolayısıyla da bu puanlar, bu yüzdelikler her gün biraz daha yükseliyor. Şu anda sen çok güzel bir soru sordun ama cevap vermek çok zor. Çünkü bugün gelen her veli ya da arayan her veli de mesela eskiden ay biz İtalyan istemiyoruz, biz Fransız istemiyoruz diyen veli sayısı gün geçtikçe azalıyor. Ben her şekilde istiyorum. Çünkü artık 7-8 yıl, 8-9 yıl değil okullar. 5 yıl hazırlık varsa 5 yıl. Dolayısıyla da hani koç gibi hazırlığı atlayacaksa 4 yıl ama bu 5 yılda da çok büyük bir
değişim, o kültürün tamamen çocuğa verilmesi, tamamen kavratılması ya da gitgeller çok az olduğunda bence çok istiyorlar vermek ve bu yüzeylik dilimler, bu sıralamalar gün geçtikçe yukarı doğru çıkacak İtalyan ve Fransızlarda diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bu arada ben bu konuyla ilgili bir yorum yapayım hocam. Yap canım. Ben de ekleme yapacağım. Evet. Benim daha önce Alman okullarıyla ilgili olarak çalıştığım okullardan aldığım bir kanı, bir algı ya da işte ne bileyim bir edindiğim bir tecrübe var. Özellikle mühendislik alanında Almanya'da okumak isteyen öğrenciler Alman okullarını tercih ediyorlar. Fakat mutlaka ve mutlaka bir Almanca temelinin özellikle üniversite için ne kadar kıymetli olduğunu ya da ekstra bu konuya Almanca'ya özel bir ilgi gösterilmesi gerektiğini, sadece okulla bırakılmaması gerektiğini ben çok hissettim. Çünkü bazı öğrencilerim hocam, üniversitede ikinci sınıfta kendi ellerimle yerleştirdiğim birkaç öğrencim okulu bıraktılar dil becerilerindeki sorunlar nedeniyle. Buradan aileleri özellikle İngilizcenin dışında bir okula yazdıracaklarsa çocuklarını mutlaka ve mutlaka dil becerisi olarak hazırlığı atladı, okudu, iyi aldı değil. Üniversite bambaşka bir şey, dil becerisi gerektiriyor. Eskiden ilkokuldan beriydi sizin dediğiniz gibi. O zaman o çocuklar demin dediğiniz ya kültüre çok daha fazla hemhal oluyorlardı. Şimdi biraz daha ailelerin bu konuda desteklemesi gerekiyor diyorum ve susuyorum. Yeşim'cim sen bir şey ekleyecektin. Ben sadece şeyi ekleyeceğim Yasemin Hocam'ın söylediğini. Hani birazcık bugünü yorumlamak adına. Şimdi biz şunu bekliyorduk önden İtalyanlarda. Geçen yılda bizi çok şaşırtmış ve rağbet oldukça İtalyanlara doğru artmıştı. Bu yılda gözlemlediğimiz şey yine Yasemin Hocam'ın söylediği gibi mali farklılıklardan en başta. Aslında kayıtların daha fazla olduğuydu. Evet, bunu orantılı bir şekilde hissediyoruz. Yani normalde Galileo'da 3 tane kayıt var kesin kayıtta. Ama sonrasında yine bunun en fazla 10-12 falan olması gerekirken Galileo'daki şu an yine yayın öncesinde baktığımda işte 27-28 civarındaydı. İtalyan lisesi ise daha şaşırtıcı. Yani Büyük İtalyan'da ise öğlene kadar asil kayıt normalde inanın 3-5-10-12-20 maksimum İtalyan lisesi gördüğümüz 36 kayıt gördüm. Yani bu bence onun tarihinde de ilginç ilkelerden bir tanesi. Yani İtalyan lisesinde rağbetin arttığının göstergesi. Bunun dışında mesela şey demiştik, hani özellikle en son yayınımızda Yasin Hocam da çok söylemişti bunu. Saint Michel'le İtalyanların yer değiştirebiliyor olması söz konusu olabilir bu yıl diye. Şimdi bir velimiz de özellikle bugün çok bekliyordu. Sabahtan beri yani bekliyor gerçekten. Hocam %6'ya düşer mi? %7'ye düşer mi? %8 ama bizimkisi olur mu falan? Şimdi İtalyanlar düşmeyecek. Yani kimse %7'leri, %8'leri İtalyanlara da beklemeyecek. Nerede göreceksiniz bunu? Saint Michel'de göreceksiniz. Yani sen bir şeyde %7'leri, 8'leri bilmiyorum ama 6'yı göreceğiz diye düşünüyoruz bence. Elimizdeki çünkü toplam kayıtta bunu gösteriyor. Yani düşecek bu tavan puanlar. Kimde düşecek? Sen Puşer'de, sen Michel'de. Benoit soru işareti bugünü bekliyoruz. Düşmeyebilir Benoit'da belki. Bu Puşer ve Michel'de o tavan puanlar düşecek. Ve %6'lara, %5'lere kadar gelebilir. Ama İtalyanlardaki tavan puan düşüşünü o da düşecek. Ama %4'lerden aşağı asla inmez İtalyanlar. Yani şu andan düşeceği kesin ama %4'lerin altına İtalyanlar inmeyecek. Bir şey eklemek istiyorum bu arada. Uğur, Yeşim ve buna ekleyecek bir de velilerimizden bazıları. Onlara buradan çok sevgilerimi iletiyorum. Dün o kadar çalışmışlar ki, öyle güzel çarklar çıkarmışlar ki. İşte aynı isimler hangi okulda ön kayıtlı, işte yaklaşık biri 2800 kişi üzerinde denilmiş, öbürü 6000 kişi üzerinde. Çok güzel çalışmalar yapmışlar. Acaba kaça iner, yedekte kaça iner, inebilir çalışmaları yapmışlar. Hani en azından altı dolu olsun konuştuklarımızın. Dolayısıyla bugün bana sevgili velilerimizden de bazıları yapmış. Gönderdi dün akşam yolladı. Evet. Çok güzel bir çalışma. Yani yatılı, işte asil, yedek, hangi okullarda aynı çocuklar var. Bu tabii 2800 kişiyi 671'e düşürmüş. Yani aslında gerçekten
bu kadar çocuk var. Onun için lütfen yedekler bekleyin. Telaş. Kaçıncı Evet. yedek olursanız olun. Bekleyini Doğru. söylemek durumunda kaldık. Teşekkür ediyorum bu ekibe. Çok güzeldi. Bu arada bütün Teşekkür hakkını yemeyin. Instagram takipçilerimizden de çok güzel veriler geliyor. Öğrencilerimizden de başka okullarda okuyan, bizim velimiz olmayan insanlar bile Patkan Live'ın ederim. daha net bilgiler verebilmesi için çok güzel Instagram'dan bilgiler paylaşıyorlar. Onlara da teşekkür edelim. Hakikaten bir aile olduğumuzu hissetmek bizim için çok kıymetli. Var olsunlar, sağ olsunlar. Aynı ilgiyi, devamını bekliyoruz. Alman'da şöyle durumlar Ece Hanım diye yazmalarını Ya bekliyoruz. öyle ki Ebru, ben burada şunu söylemeden, bir kez daha teşekkür etmeden ben de duramayacağım. Hani bugün şey, gerçekten hiç susmadı telefonlarımız, ama böyle durduğu anda biz böyle panik oluyoruz çünkü. Bir taraftan öyle, Yeşim hocam şimdi 205, birazdan 210'a gireceğiz ama bilmiyorum ki bize sıra gelir mi? Bir dakika durun, öbür tarafa gelmeyelim, şimdi Bu arada kapatın. Gayet böyle. misafirin varken, misafirler var mesela, gelmiş onunla konuşuyorsun, cep çalıyor. Mecbursun açmaya, Aha. çünkü ya o anda tam şeydeyse, yani bir şey sormak istiyorsa çok önemli. Güzel güzel. Bu çok güzel Evet, bir çok teşekkür duygu. ediyorum Çok teşekkür ikimize de. ederim hocam. Gerçekten özellikle bu vesileyle, yani böyle bir veli portföyünde buluştuğumuz için ben bu kurumun en uzun yıl soluklu bir öğretmeni olarak özellikle çok çok mutluyum. Veli portföyümüzde Türkiye'deki gerçekten bilinçli insanlarla buluşuyoruz bu platform sayesinde de. O da bize ayrı bir kanal veriyor. Gerçekten çok destekliyorlar. Yani bizim iyi iş yapmamamız imkansız. Ben Çok de güzel ikinize çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. güzel. Ekip güçlü hayatım. Ekip güçlü ama dediğin gibi her zaman destek olmaya devam ediyoruz, ama her zaman kendilerine güvenip okula direkt takibi de ihmal etmesinler. Kesinlikle. Evet. Öncelikle Çok teşekkür ediyorum ikinize de. bugünlük bu kadar diyelim. Bugünlük bu Bugünlük kadar bu kadar. diyoruz. Tarsus Amerikan ve İzmir Amerikan'la ilgili olarak sorular geliyor. Onlar kaldı. Bunları tablolarda ne Tamam olur yorumlarda mı? mutlaka yer vereceğiz. Ece, Sonra tablodan olacağım. ben bugün Tarsus Amerikan'a bir öğrencimi yazdırdım. Evet, İzmir'e duyuyorum. 3 öğrenci, evet. Şöyle İzmir'e. güzel bir okul, evet, bir Amerikan okulu, güzel bir okul. İngilizce isteyenler için güzel bir kampüs. Yani lütfen Çok. çocukların bazen evden uzakta olması, kendisini bulması açısından, özgüveni açısından çok da iyi olabilir. İhmal etmesinler lütfen. Onları da düşünsünler. Valla ben de Kesinlikle. mezunlarından bir ikisini tanıyorum Tarsus'tan ve İzmir'den. Gerçekten Aa, çok benim öğretmen iyiler. arkadaşlarım Benim de var. abi çok Kesinlikle. sevindiler. Çok Şiddetle tavsiye sevindiler. ederim. Ama biz yine Kesinlikle. bu okulların son durumları ile ilgili bilgiyi yorumlarımıza koyacağız. Dediğim Yazacağız. gibi Evet. sadece yabancı özel okullar değil, birkaç tane Türk özel okulu da bu potada kendini gören, değerlendiren, velilerinden bu potada itibar gören bazı okulları da mutlaka yapabildiğimiz kadar. Bana diyorlar ki şu okul niye yok Yapabildiğimiz ada? Niye yok, gücümüz kadar yetmiyor? Yani gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığından Evet. daha farklısını yapmaya çalışıyoruz. Bir merkezi sistemin içinde olmayan bu okulların puanlarını ve öğrenci listelerini kıyaslayarak sizlere öngörü yazmaya çalışıyoruz. Affınıza sığınırız, insafınıza sığınıyoruz. Bazılarına gücümüz yetmiyor, bu kadarına yetiyor. Tabii ki yayınlarını kaydedeceğim. Son kapanışı şu cümleyi etmek istiyorum. O halde okul açılana kadar. Öyle değil mi? Yani tercihler Evet. yapılacak, nakil dönemi olacak. O halde okul açılana kadar biz takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen siz de edin. Eğer ucundan kaçırmışsanız, ucundan, o zaman hala bir umut vardır. Onun için lütfen takibe devam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.